Aylık Gayrimenkul Piyasası değerlendirme videosunda hem konut satışlarını hem konut fiyatlarını hem de sizlerden gelen seçtiğim soruların cevaplarını paylaşacağım. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Aylık konut satış verilerine göre Temmuz ayında 93.900 yani 94.000 adet konutun satışı gerçekleşti. Temmuz ayında dikkatten kaçmaması gereken konu iş günü sayısı. Temmuz ayındaki tatiller sebebiyle çalışma günü sayısı azdı. Böyle aylarda günlük satış adetlerine mutlaka bakmamız gerekiyor. Temmuz ayına baktığımız zaman her gün 6000 adet konutun satıldığını görüyoruz. Bunu uzun dönemli ortalamada baktığımız zaman 5400 adet günlük konut satışının Türkiye'nin ortalaması olduğunu ve 6000 adedin de bu ortalamanın üzerinde seyreden bir ay olduğunu görüyoruz. Böylece aslında konut satışları düştü demek yanlış olacak. Çünkü günlük satış adetlerine baktığımız zaman diğer aylardan çok da farkı olan bir ay olmadığı çok açık. Konut satışlarını yılın ilk 7 ayında değerlendirirsek bu senenin ilk 7 ayında 820 bin adet konutun satıldığını görüyoruz. Bu geçen seneye göre iyi 2020 yılına göre ise daha geride kalıyor ama genel ortalamanın yine üzerinde ilk 7 aydaki satışların uzun dönemli ortalamada diğer yıllara göre hiç de geride olmadığı çok açık görülüyor. Satışların içerisinde kredili satışlar yani ipotekli satışlara baktığımız zaman Temmuz ayında 19.000 adet konutun satıldığını görüyoruz. Uzun dönemli ortalamada 33 bin adet konut satılıyordu kredili olarak. Buna göre oldukça geride kaldığını görebiliyoruz. İpotekli satışların toplam içerisindeki payına baktığımız zaman Temmuz ayında ipotekli satışların toplam satış içerisinde %20'lerde kaldığını görebiliyoruz. Bu uzun dönemdir Türkiye'nin aslında ortalaması haline gelmeye başladı. Geçen yıla baktığımız zaman %19'larda, ondan önceki yıla baktığımız zamansa %57'lere çünkü konut kredisi kampanyasının olduğu dönemde hatırlarsanız çok yüksek oranları görebiliyoruz. Ama Temmuz ayında yine %20'lerde kalmış durumda kredili konut satışları. Konut satışlarını birinci el ve ikinci el konutlar olarak baktığımız zaman Temmuz ayında satılan konutların %30'unun birinci el konutlardan oluştuğunu görüyoruz ve bir önceki aya göre hafif bir kıpırdanma olduğu da çok açık olarak gözüküyor. Konut satışlarını yabancılara konut satışı başlığı altında incelediğimiz zaman Temmuz ayında 3900 adet konutun yabancılara satıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz geçen ay bir zirve yaşamıştık ve neredeyse 9000 adet konut yabancılara satıldı. Ama Temmuz ayındaki iş günü sayısı yabancılara satışı da vurdu. Bunun için yılın ilk 6 ayındaki satışlara bakarak yabancılara olan satışları karşılaştırmamız daha doğru olacak. Bu yılın ilk 7 ayında yabancılara konut satışı 39.000 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre baktığımız zaman geçen yılın ilk 7 ayında 25.000 adet konut satışı gerçekleşmişti. Buna göre baktığımız zaman yabancılara olan konut satışındaki artış çok net olarak görülebiliyor. Yabancılara satışın toplam satış içerisindeki payına baktığımız zaman %4.1 civarında olduğunu görüyoruz. Bu geçen aya göre bir gerilemenin olduğunu da bize gösteriyor toplam satış içerisindeki pay anlamında. Yabancılara satışı il olarak baktığımız zaman Antalya'daki yabancılara yapılan satış neredeyse %30'larda ve 3 konuttan bir tanesi yabancılara satılıyor. Geçen aya göre seviyesini neredeyse koruyor. Ama İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'da geçen ay %14'ü konutların yabancılara satılmıştı. Ama bu ay bir gerileme gerçekleşti. Antalya'nın aksine %8'lere kadar düşmüş olduğu yabancılara satışın payı ve konut fiyatlarındaki değişime geliyoruz. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de konut fiyatları bir yılda %160 oranında ve reel olarak %45 oranında artış gösterdi tüm Türkiye genelinde. Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 13 bin liraya, İstanbul'da 21 bin liraya, İzmir'de 14 bin liraya, Ankara'da da 9 bin liraya kadar yükselmiş olduğu son verilere göre. Dolar olarak baktığımızda da Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatı 765 dolar olarak gerçekleşti ve yatay seyre doğru başladı diyebiliriz. Bu geçmiş yıllara göre yeniden üst noktalara doğru çıktığı bir ay oldu. Konut satış verileri Haziran ayı için açıklandı Merkez Bankası tarafından. Biliyorsunuz orada biraz daha geriden geliyoruz. Bunu verileri incelerken unutmayın diye söylüyorum. Bu bölümde sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Biliyorsunuz bir önceki videoda da sorularınızı cevaplamıştım. Bu videoda da yorumlar bölümüne yazacağınız sorulardan seçeceğimi bir sonraki ay yine cevaplandırmaya çalışacağım. İlk olarak birinci soruyla başlıyorum. Eşli adlı kullanıcı sormuş. Bir emlak uzmanı seçerken nelere dikkat etmeliyim? Bununla ilgili hazırladığımız bir video var. İ harfinden giderek o videoya ulaşabilirsiniz. Kısaca söylemek gerekirse bölgesinde yetkin, uzun yıllardır çalışan ve bölgeyi tanıdığına ve etik değerlerine bağlı olduğuna inandığınız bir uzmanla çalışmakta fayda var. İkinci soru Serdar Güney'den gelmiş. Hocam kiracı olmak mı? Kendi evinde oturmak mı? Tabii ki kredi kullanarak demiş. Tabii ki kiracı olmaktan ziyade kendi evinde oturmak çok iyi. Eğer alabilecek imkanınız varsa kredi de alabiliyorsanız her zaman barınacağınız evi satın alabilmekte avantaj var. Şu dönem enflasyonlu bir dönem olması sebebiyle kredi taksitlerinin hızlı bir şekilde eriyeceğini düşünerek çünkü enflasyonlu süreç de çok kısa süre içerisinde bitmeyecek. Kısa süre içerisinde taksitleriniz eriyecektir ve ödeme açısından sizin için daha kolay olacaktır. Üçüncü soru Murat Ertürk tarafından sorulmuş. Bir gayrimenkul alacaktık ve emlakçı bize bir değerleme raporu gösterdi. Değerleme raporundaki değer piyasadan yüksekti. Değerleme raporu içerisinde emsallerden bir tanesi anladığım kadarıyla bir ay önceye ait ve üfeden nasıl daha yüksek çıkabilir diye fiyat sormuş. Değerleme raporları piyasadaki gerçekleşen satışlara göre yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir. Bu rakamları tam tutturmak maalesef çok kolay değil. Bu sebeple değerleme raporlarının piyasadan ayrışması aslında biz değerleme uzmanları için tuhaf bir durum değildir. Bu hem Türkiye geneli için söylüyorum hem de uluslararası uygulama pratiği açısından söylüyorum. Bir diğer kısmı ise sorunun tüketici fiyat endeksine göre fiyat artışı nasıl daha fazla olabilir? Gayrimenkullerin fiyat artışlarını konut fiyat endeksi ile ölçüyoruz. Yani tüketici fiyat endeksine bağlı olarak gayrimenkul fiyatları değişmiyor. Onun için gayrimenkul fiyatlarındaki değişimleri ve gayrimenkul fiyatlarındaki değişimleri nominal ve reel olarak açıklamamızın sebebi de bundan kaynaklanıyor. Dördüncü soru Hakan Şenol'dan gelmiş. İş yerlerinin pandemi sürecinde dükkan ve ofisler anlamında çok gerilediğini düşünüyorum. Bundan sonra iş yeri yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. İş yerlerinde çalışma biçimleri değişmeye başladı. Bu bir gerçek. Ancak yerinden çalışmada bitmeyecek bir şeydir ve mutlaka her zaman olacak bir şeydir. Perakendedeki değişim de Covid'den oldukça etkilenmiştir. Bundan sonraki dönemde hangi ticaret türlerinin ayakta kalabileceğini anlayarak buna uygun lokasyonlardaki gayrimenkuller değerlendirilebilir. Bu hem dükkanlar için hem de ofisler için ben de ofis fiyatlarının oldukça düştüğünü görüyorum. Ama bu yıldızı parlayacak yerler için değerlendirilmesi gereken bir yatırım. Her yerde ofis yatırımı yapmamakta da fayda var. Dördüncü soru ve yorum insan azmanından gelmiş. Bu süre içerisinde gayrimenkul fiyatlarının çok arttığını, endekse bağlı olarak artmadığını ve bu fiyatlardan gayrimenkulleri alanların yani piyasanın rayiçlerinin çok daha üstünde fiyatlara katlanarak gayrimenkul alanların ne duruma düşeceğini göreceğiz demiş. Gayrimenkul piyasasında yüksek fiyatlanmış gayrimenkullerin birileri tarafından alındığını ben tahmin etmiyorum. Herkes piyasada bir araştırma yapıyor ve o piyasadaki o anki rayice göre en uygun bulduğunu ya da ödeme kabiliyetinin yeterli olduğu gayrimenkulleri seçiyor. Gayrimenkul fiyatlarına geriye doğru baktığımız zaman Türk Lirası bazında reel olarak baktığımızda her zaman enflasyonun üzerinde bir artış gösterdiği görülüyor. Ancak bunu dönemsel olarak baktığımızda mutlaka dalgalanmalar görüyoruz. Yani reel olarak geriye gittiği dönemler de var, reel olarak çok yukarıda seyrettiği dönemler de var. Ama bu denge halinde 10 yıllık süreçte 20 yıllık süreçte değerlendirilmesi gereken bir yatırım türü gayrimenkul buna göre karşılaştırmakta fayda var. 6. soru Remzi Fırat tarafından gelmiş. Reel anlamda konut fiyatlarının bundan sonraki süreçte düşeceğini Nominal anlamda ne olacağını kamu bankalarından kredi kullanarak satın almanın mantıklı olup olmadığını sormuş. Reel olarak bundan sonraki artışların artık çok yüksek olmayacağını tahmin edebiliriz. Nominal artış mutlaka devam edecek çünkü enflasyonlu bir dönemdeyiz. Gayrimenkul fiyatları reel olarak gerilemeye girebilir mi? Bence birkaç ay sonraki verilerle bunu söylemek çok daha mümkün olabilir. Ancak reel artışın çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu da bundan önceki dönemlerdeki uzunca zamandır reel olarak gerilemesinden kaynaklanıyor. Yani gayrimenkul fiyatlarında aslında bir düzeltme yapıldı. Eğer kamu bankalarından kredi kullanabilme şansı varsa kredi faiz oranları gayet uygun şu anki enflasyon oranlarına göre. Ama piyasadan da duyduğumuz kamu bankalarının kredi verme konusunda biraz çekimser olduğu yönünde. Bir sonraki gayrimenkul piyasası değerlendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.